Aselsan tarafından geliştirilen Albatros S-Sürü'yü 8'li sürü testini başarıyla tamamladı. Farklı görevler için alt gruplara bölünme ve full otonom harekat icra edebilme kabiliyetine sahip. Savunma Sanayi Başkanlığı yaptığı açıklamada, yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz. Projenin 3. aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. Albatros S-İDA sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. Arama kurtarma, geniş alan tarama tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi önce olmak diye açıklamada bulundu. TUSAŞ, Anka 3 isimli jet motorlu muharip insansız hava aracı üreteceği iddia edildi. TUSAŞ tarafından üretilen ilk T-70 genel maksat helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi. T-70'in, Amerika üretimi, Sikorsky S-70'lere göre, elektronik sistemleri daha farklıdır. Motorları daha gelişmiş ve, sistemlerin neredeyse tamamı yerli. Ayrıca motor lisansı Türkiye'de. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, TEİ, Genel Müdürü Faruk Akşit. 11 kadar milli motoru tasarladık ve geliştirdik. 5 tanesini çalıştırdık. Helikopter motorumuz önümüzdeki yıl ortasında ilk uçuşunu yapacak. MMU motoru için süpersonik hızlara ark yapıcı çalıştırmadan ulaşabileceğimizi ve yapabileceğimizi biliyoruz. Nikel, titanyum ve süper alaşımların tamamını Türkiye'de dökebiliyoruz. Dünyada bu teknolojiye sahip 4 ila 5 ülke var. TF-10000'de bunları uygulayıp, MMU motorunda kullanacağız diye açıklamada bulundu. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, sadece Sungur Mempeds'daki füzenin gözünde yüzlerce parça yer alıyor. Bunu kimse size hazır olarak vermez, hele de Türkiye olunca hiç vermezler. İnovasyonu bu noktada hayata geçirmek zorundasınız. Binlerce tankı, geliştirdiğimiz küçük bir mühimmatla imha etmeyi başarmış bir şirketiz. Daha da üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz. MAMTE'nin bazı yeni özellikleri. Menzil, 34 kilometre. Harp başlığı, 70 kilogram. MAMTE, toplam ağırlığının %75'i harp başlığından oluşan, dünyada, benim bildiğim tek hassas güdümlü mühimmat. Bu başlıkla hedeflerde çok büyük hasar yaratabilir. Ayrıca menzili de bir miktar artmış. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil. Milli Muharip Uçak'ın, MMU, ön iniş takımını dün taktık. Arka iniş takımını da bugün takarız. 22, Sine'de, gelin gibi hazırlarız. Atak -2'de bitiyor Allah'ın izniyle. MMU'da 170 bin tane delik deliydi. Kalpten gelen bir gayret gerekiyor. En modern tezgahlarla delindi diye açıklamada bulundu. Thank you.